olacaktır. Bu hem sporcuların performansıyla ilgili hem bir spor kültürü oluşmasıyla ilgili. Çünkü bu gibi programlar sadece sporcuyu programın içine almıyor. Yerel yönetimlerden tutun, okulları, aileleri ve diğer sponsor kuruluşları da işin içine çektiği için geniş bir yelpaze şeklinde gelişiyor. Böylelikle de ülke genelinde bu spor kültürünün yayılması daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Bu yıl da gene aynı şekilde özellikle Türkiye'de de İAF Kids programı ile birlikte yürütülen işte Bebestat projesiyle ilgilenen hocalarımızla da görüştük. Onların görüşlerini aldık. İlk başta eğer uygun görülürse pilot okullar seçilerek, ilkokullardan başlayarak genelde 9-10 yaş grubuyla başlıyor bu seçim modeli. Onlarla ilgili bir tarama yapılmasını planlıyoruz. Daha sonra tüm Kıbrıs geneline yayılması durumunda dediğim gibi bu hedeflediğimiz amaca ulaşmamız mümkün olacak. Ve umut ediyoruz. Çok başarılı olursunuz. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten çok önemli yetenek seçimi ve geniş kitlelere ulaştırılması. Aslına bakarsanız nüfusa göre düşünecek olursak atletizmde milli takımlar yani Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımına girebilen sporcular olması açısından Geçen da aslında başarılı yıl dahil şeyinde 3 tane KKTC. vardı. Evet yani bu İşte biliyorsunuz bir diğer sıkıntımız bizim uygulanan o izolasyon evet. ambargolardan dolayı sporcularımızın direkt kendi adımıza yarışmamız mümkün olmadığı için o üst performansı sergileyebilen atletlerimiz Türkiye adına yarışabiliyorlar. Ve Yani aslında olimpiyatlarda yarışan bir de sporcumuz Meliz Deniz Hedef yarıştı. arkadaşımız Evet. olimpiyatlarda da yarıştı. Meliz yarıştı. İşte Yiğitcan Dünya Gençler'de, Avrupa Gençler'de yarıştı. O da bir Yıldızlar'da sakatlık yarıştı. geçirdi herhalde bu dönem Geçen evet içerisinde. geçen sene maalesef aslında diğer sporcularımızla da ilgili aynı problemler oldu. Performansları önceki yıllara göre tam olarak yükselmediği için biraz sıkıntı yaşadık onlarda. İnşallah sağlıklarıyla ilgili olan problemler giderilirse. Çözmeye çalışıyoruz hocam. Onlar da iyi Zaten tedavisini sizinle hemen yaptık sürekli zaten. bağlantıda olduğumuz için biliyorsunuz da İyi onu. evet çok şanssız bir sakatlık yaşadı. Tam sezon açılışının hemen öncesinde kuadrisepsinde bir yırtık oluştu. Onunla ilgili tedavi yaptık ama tabii sezonun içerisinde gerekli hazırlığı, ön çalışmayı yapamadığı için Yapamadığı için. ki istenen derecelere Gayet ulaşamadı. Çok iyi olumlu gidiyordu. yarışmalar da vardı onun. Yani biz sezon açılışı çok iyiydi. Özellikle Balkan Salon Şampiyonası'nda ki o daha uzun mesafeli sprintlerde başarılı olmasına 60 metrede iyi bir derece yapmıştı. Bizi bayağı umutlandırdı yıl için ama işte dediğim gibi istemediğimiz bu olaylar özellikle sporcuların hiç arzu etmediği sakatlık durumu olabiliyor. Maalesef Beklenmedik Yiğitcan da bunu sakatlıklar olabiliyor. yaşadı. Doğru. Sıkıntı oluştu bizim Ama için. Peki gerçekten özür diliyorum. açısından düşününce gerçekten 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde yani 300 bin nüfuslu KKTC'den 3 tane milli sporcu çıkması atletizm gibi branşta. Çünkü aynı başarıyı diğer branşlarda bu netlikte göremiyoruz. Maalesef. Aslında işte dediğim gibi bu performansla ilgili ölçülebilir nitelikleri olmasından dolayı atletizm sporunu yapan sporcular o performansı göstermek için biraz daha fazla gayret gösteriyorlar. Yani diğer takım sporlarında biliyorsunuz Çok diğer objektif tabii. arkadaşlara Ölçümler objektif oluyor. Onun da etkisi ama var. bence yani takım sporlarında da çok yetenekli arkadaşlarımız var.